Şimdi gelelim Türkiye'ye. Evet, bir göçmen politikası uyguladı. Önce 100 bindi biliyorsunuz 2011'lerde sınır eşik 100 bin. Sonra bir baktık milyonlara dayandı. Şimdi resmi rakamlara göre 4 milyon sığınmacı var yani Suriyeli. Ya bizim gördüğümüz 10 milyon. Evet, bazıları arttırıyor. İşte her yerde. Hatay'da resmi rakamlara göre 400 bin diyor ama oradaki sayın milletvekilleri veya orada yaşayanlar yaklaşık 1 milyon diyor. Biz resmi rakamları dikkate alalım. Şimdi bakın. Göçmenleri kabul ettiniz. Göçmenleri kabul etme politikası vardır. ABD Avrupa Birliği 27 ülke şu anda. İngiltere çıktı. İngiltere'yi dahil edin 28. Üye olmayan iki ülkeyi de katın 30 ülke var Avrupa'da. 30 Avrupa ülkesi dedi ki biz dedi Avrupa coğrafyasına ben belgelere göre konuşuyorum. Bakın söylüyorum. 30 Avrupa ülkesine coğrafyasına en fazla 1 milyon Suriyeli kabul ederiz. Neden? Bizim çünkü güvenliğimizi tehdit eder 1 milyondan fazla. Dikkatinizi çekerim. Almanya, İtalya, İspanya, Polonya bunlar Avrupa ülkesi. Macaristan, Belçika, Danimarka, İngiltere bunlar hepsi diyorlar ki biz hepimiz en fazla İsveç, Finlandiya dahil 1 milyon kabul ederiz. Soros diyor ki meşhur Soros yazdığı 6-7 makale var bu göçmenlerle ilgili. Özeti şu. En fazla 1 milyon kabul edilebilir Avrupa. Fazla olursa rejim değişir. Fransa'da olduğu gibi ulusalcı, milliyetçi, muhafazakar rejimler ortaya çıkar. İtalya'da olduğu gibi onlar ortaya çıkar. Bizim Avrupa Birliği değerleri yok olur. İkincisi, bunları entegre edemeyiz. Maliyeti çok pahalı. Tehdit olur. Güzel, 1 milyon. Tamam, ulusal çıkarlarını düşünüyorum. Amerika o kadar büyük bir ülke olmasına rağmen Amerika'da. Amerika 33 bin Suriyeli kabul etti. Tabii. Seçerek. 33 bin. İngiltere 20 bin Suriyeli ve kabul etti. Ve şeyi söyleyelim Sayın Babiroğlu, bunlar G8 ülkeleri. Yani çoğu dünyanın en zengin ülkeleri. Efendim, bunların ortalama geliri 40 bin, 60 bin dolar. Evet. Türkiye'nin 8-10 bin dolar herhalde değil mi sen? 40 bin, 60 bin dolar diyor. Mesela İngiltere 20 bin Suriyeli seçerek kabul etti. Danimarka 30 bin seçerek kabul etti. İsveç 50 bin seçerek kabul etti. Toplamı en fazla 1 milyon. Almanya fazla kabul etti 500-600 bin arasında ama seçerek. Yani kim? Diş doktoruna ihtiyaçları var. Genetik uzmanına ihtiyaçları var. Marangoza ihtiyaçları var. Buna benzer seçtiler. Bazıları derler ki çok özür dilerim. Yani Einstein der ki cehalet ne güzel şey. Her şeyi biliyorsun der. Gorki de der ki ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun der. Yani bizde de bazı çok fazla bilmişler. Bunlara ben çeyrek eğitimli diyorum. Diyor ki efendim 1960-70'lerde Almanya'da bizden Türk aldı, göç aldı. Bak Almanya büyüdü. Almanya dişlerini sayarak, dişlerini muayene ederek aldı. Diş muayenesi yaptı giden göçmenler. Benim tanıdıklarım var. Dişlerini muayene etti. Dişi sağlamsa aldı. Marangozsa aldı. Cam ustasıysa aldı. Sağlık problemi varsa almadı. Böyle demesinler. Bu çok yani uygun bir mukayese. Evet. Şimdi gelelim bu. Türkiye ne kadar aldı? Resmi rakamlara göre 3 milyon 700 bin son aylara göre. Resmi yaklaşık 4 milyon. Resmi rakamları konu. Peki Soros diyor ki 1 milyondan fazla göçmen Avrupa'yı tehdit eder. Avrupa da öyle diyor. ABD de öyle diyor. Hepsi diyor ki Soros da o zaman bulundukları ülkede kalsınlar. Biz anlaşma yapalım, maddi destek sağlayalım. Ne demek bulundukları ülkede? Türkiye'de kalsınlar. E güzel, Türkiye'de kalsınlar. Peki, 3 hafta önce, 1 ay önce İtalyan Başbakanı veya Dışişleri Bakanı, unuttum şimdi, bir resmi belge var paylaştım. Diyor ki, deprem oldu, Suriyeli 5,5 milyon Suriyeli de depremden etkilendi. Avrupa'ya her an bir göçmen akını olur. Biz Türkiye ile iyi anlaşma yapalım, Türkiye'de kalsın bu göçmenler. Çok güzel. Neden? Kim göçmenlerin gitmesini istemiyor ülkelerine biliyor musunuz? Sayayım size. PKK terör örgütü göçmenlerin tekrar Suriye'ye gitmesini istemiyor. Belgeye göre söylüyor. Çünkü eğer giderse Kürdistan'ın kurulması engellenebilir. Değiştirdikleri demografik yapı Suriye'de tekrar eskisine gelebilir. ABD gitmelerini kesinlikle istemiyor. Avrupa Birliği gitmelerini istemiyor. Soros hiç istemiyor. Peki biz onlara hizmet etmek zorunda mıyız? Bizim ulusal çıkarımız, ulusal güvenliğimiz var. Şimdi gelelim sınır kentleri ve deprem. Zaten demografik yapı değişim tehlikesiyle yüz yüze kalmıştı Türkiye sınır kentlerde. Örnek veriyorum. Hatay'ın ilçesi Reyhanlı. Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
verdiği röportajda, resmi röportajda diyor ki Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeliler yerli halktan fazla. Ama bizim Türkiye'nin yayımladığı, yani devletin yayımladığı resmi rakamlar birbirine yakın. Bakın, yakın. Kiliste fazla. Yani devlet gizliyor rakamları, öyle mi? Şimdi diyelim ki kabul edelim, yakın. Ha, çünkü belediye başkanı seçimi değişik kazanacak söylüyor. Evet. Seçim kazanacak durumdalar artık diyor. Yani bu kadar açık ve net. Belediye başkanları evet. olabilir mi? Şimdi durun. O zaman biz Soros'un PKK bölücü terör örgütünün, Avrupa Birliği'nin ya da ABD'nin göçmenler Türkiye'de kalsın arzusuyla niye hareket ediyoruz ki? Hiçbir şey bilmiyorsak bir kere bunu bilelim. Bunların tarihte Türkiye coğrafyasıyla hiçbir zaman olumlu bir yönleri olmadı ki tarihsel. Diyelim ki hiç bilmiyoruz tarihi. Dedim ya biraz önce devletin güçlü olması için tarih bilen devlet adamlarına ihtiyaç var veya devlet adamını tarihle besleyecek uzmanlara ihtiyaç var. Bilmeyelim. Peki şimdi deprem oldu bakın. Depremle birlikte Hatay'da ve diğer sınır kentlerinde boşaldı. Oradaki yaklaşık %50-60 bazıları daha fazla söylüyor. Yerli halk başka yere göç etti. Nereye göç etti? Adana'ya, Mersin'e, Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a göç etti. İş adamları da. Niye? Evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış, hiçbir şey kalmamış. Yerle bir. Yakında kaybeden var, kaybetmeyen de var. Ama göç ediyor. Yok çünkü bir şey. Barınacağı yer yok. Ben de diyorum ki öteden beri, depremin olduğu günden beri, bu yüzyılın projesi gerçekleşiyor. Bu bir hamaset değil. Tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken. Şimdi bakıyoruz tarih dikiz aynasına. Binbaşı meşhur Lawrence Edward neydi ismi siz söylediniz? Lawrence. Evet Lawrence. Binbaşı Lawrence diyor ki bir harita çiziyor 1919'da. Harita şu andaki Kürdistan haritasıyla aynı. 1919'da İngiltere rapor gönderiyor. Ondan sonra bu harita Sevr Anlaşması'nda yer alıyor. 10 Ağustos 1922'de. Ve Sevr haritasında Kuzey Irak yönetimi, şu andaki Kuzey Irak yönetimi, adlarını söylemeyelim. ABD yaptığı 2016 ziyarette ve daha sonra diyorlar ki, Lozan Barış Antlaşması. Neden Barzani'den bahsediyorsunuz? Evet, Lozan Barış evet, neden Antlaşması. Neden söylemeyelim? Haritayı kendisi tabii, yayınlıyor çünkü. Lozan Barış Antlaşması bizim devlet kurma hayalimizi 100 yıl erteledi, geciktirdi diyor. PKK da aynı şeyi söylüyor, bölücü terör örgütü. Fakat gelelim günümüze. 2021'de Papa ziyaret etti Bağdat'ı ve Erbil'i. Birden Kuzey Irak yönetiminde, Irak Kürt bölgesel yönetiminde ziyaret. Bir baktı ki Papa'nın ziyaret onuruna, şerefine bir pul bastırmış. Pul, o İngiliz İstihbarat binbaşısının yaptığı harita, Sevr'de yer aldığı harita ve 2006'da ABD'li albayın Büyük Orta Doğu projesi için, ABD için çizdiği haritadaki Kürdistan sınırları umru. Papa'nın 2021'deki. Sonra Türkiye Dışişleri Bakanı kınadı, onlar özür dilemedi, biz sehven yaptık bu pulu dedi. Bir pul, yani devletin bir pulu sehven yaptı. Peki neden şimdi Hatay elden giderse evet, Kürdistan, şimdi ona geliyorum. Kürdistan şimdi kesin burada, kurulur diyorsunuz? Evet, bu pulda ve haritada. Türkiye'nin 22 ili var, Hatay dahil. Sivas, Erzurum, Elazığ ve kuzeyi, Kars ve güneyi, hepsi. Kuzey Irak, Mısır, Kerkük'e kadar uzanıyor. Bunlar şimdi Kuzey Irak bölümünü tamamladılar mı? Tamamladılar. Orada bir devlet var mı? Var. Parası hariç her şey bir devlet. Askeri var, polisi var. PYD'nin kurduğu bölgeden bahsediyorsunuz. Efendim ABD Dışişleri Bakanı ziyaret ediyor. ABD Savunma Bakanı ziyaret ediyor. Onlar ziyaret, dışişleri var. Pek de Irak Merkezi Hükümeti ile bağlantılı hiç gitmiyorlar. Tamamen tarafsız. Ekonomi, ticaret dahil. Suriye'nin kuzeyinde de PYD, PKK terör örgütü diye Suriye coğrafyasının %25'ini işgal ettirdi mi? ABD, PKK'ya, terör örgütüne işgal ettirdi. Türkiye'nin operasyonu ABD sürekli karşı mı? Karşı. Bakın Türkiye dedi ki operasyon yapacağız ama ABD istemedi, bir operasyon yapılamadı. O ayak da tamamlandı mı Suriye? Yani bu sözde Arap Baharı, benim kanlı sonbahar dediğim Büyük Orta Doğu Projesi'nin halkasıyla Irak, Libya, Suriye parçalandı mı? Parçalandı. Bu durup dururken mi parçalandı? Hayır, parçalandı. Şimdi ne kaldı? Doğu Akdeniz'e uzanması gereken, Doğu Akdeniz'e çıkışı olan bir devlet. ABD'nin ihtiyacı. Toparlayalım. Maşa devlet. Doğu Akdeniz'e çıkışı olan Irak, Suriye var.
O zaman Hatay. Hatay koparılırsa İskenderun Körfezi'ne, Doğu Akdeniz'e çıkışı olan bir bağımsız Kürdistan ve ABD'ye bağlı bir maşa ülke. Hadise budur. Yüzyılın projesi 1919'dan beri haritalarla sürekli gündeme getirilen ama bir türlü başarılamayan Sevr Antlaşması, o kahramanlar Mustafa Kemal Atatürk tarafından Lozan Barış Antlaşması'nda çöpe atılmış. Evet. Daha sonra engellenmiş. Şimdi oraya. Şimdi bu deprem felaketi bunların projesini hızlandırdı. Diyeceksiniz ki nereden hızlandırdı? Bunlar da yardım ediyor bize. Çok teşekkür ederiz. İşte göç edenlerin yerine alıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ülkeler yardım ediyor elbette. Sağ olsunlar ABD, İsrail, Yunanistan, diğer ülkeler. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama ABD Genelkurmay Başkanı'nın 3 Mart 2023'te bundan daha 9 gün önce Libya krizi dururken, Güney Kafkasya krizi dururken, Ukrayna krizi dururken, Rusya krizi dururken, Çin'de Tayvan krizi dururken işi gücü yok da PYD, PKK bölgesi Suriye'yi niye ziyaret eder? ABD Genelkurmay Başkanı daha 10 gün önce, depremden yaklaşık bir ay sonra. İkincisi, ondan 3 gün sonra ABD Savunma Bakanı, ondan daha üst makam ve ABD Dışişleri Bakanı niye Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Barzani ziyaret eder daha 3-4 gün önce? Orada bir hareketlenme mi beklememiz evet, gerekiyor? Evet, şundan hareketlenme. Hı-hı. Kuzey Irak yönetimiyle Suriye'deki PYD-PKK terör örgütü arasındaki anlaşmazlığı yok etmek, onları birleştirebilmek ve bundan faydalanarak oluşan ve Türkiye'nin yüz yüze kaldığı ve sınır kentlerini özellikle Hatay'ı tamamen kontrol dışına çıkarabilecek demografik yapı değişikliğiyle Hatay'ı da kopararak Doğu Akdeniz'e uzanan ve onların hayali olan bir Kürdistan. Evet. Unutmayın Biden dedi ki Barzani'ye, 2016 ziyaretinde Barzani, o zaman Biden başkan yardımcısıydı. Dedi ki Barzani'ye, bu interneti açarsan bakar, Sayın Başkan ikimizin de ömrü bir Kürdistan devletinin kurulması yetecek dedi. Şimdi bunu unutmayın. Hı. Dolayısıyla benim anlattığım bir hamasaydı. Şimdi bizim yapmamız gereken şu. Lütfen Hataylı hemşerilerim Hatay'ı terk etmesinler. Eğer gitmişlerse geçici olarak kalsınlar ama en uygun şartlarda dönsünler. Devlete söylüyorum, çözüm önerilerimi söyleyeyim mi? 4 madde. Söyleyeceksiniz tamam, onu. Peki. Onu söyleyeceksiniz tamam. Ama devletin bunu söyleyebilmeniz için evet. Yani Hatay'a dönsünler. Zaten Hataylıların çoğu memleketimi bırakmam diyor. Diyor yani doğru. Ne şartlar şimdi altında olursa olsun devlete söyleyeceğim müsaade. Diyor tamam. Ama bunu sağlayabilmek için sağlam binalar yapması. Aynen. Onu söyleyeceğim. Ve Hatay'ın tarihi dokusunu bozmadan aynen binaları orijinal yapılarına sadık kalarak sonradan İstanbul'a mesela, ihanet ettik evet. Der gibi Hatay'a da ihanet ettik demesinler. Yani evet. Çünkü Hatay bir daha bulunabilecek bir kent değil. Çok şimdi, tarihi. Kesinlikle. Çok Ruhal tarihi. Hanım, Hatay milattan önce 300 yılında Büyük İskender, biliyorsunuz Büyük İskender fethettiği yerlere kendi ismini verir. Mısır İskenderiye bu yüzdendir. İskenderun Hatay'ın bu yüzdendir. Beğenir, kendi ismini verir. Antakya İskenderun'un komşusu, Büyük İskender'in komutanı fethediyor, beğeniyor ve Antakya'yı kuruyor. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nda 500 bine çıkıyor. Evet. Ve şimdi onu bırakalım. Devletin yapması gereken şey. Biraz sonra. Öyle mi? Peki. Oraya tamam. Biraz sonra peki, geleceğiz. Tamam. Biraz sonra geleceğiz. Tamam, çünkü tabii Antakya'nın aynı zamanda... Ben şiir efendim, gibi dinliyorum valla. Estağfurullah, sağ olun. Antakya'nın aynı zamanda tabii hem Hristiyanlık hem Müslümanlık açısından hem de dini, hem de dini çok büyük önemi evet, var. Evet, evet. Sadece Habibi Necar Camisi'nde Hristiyanlığın ve Müslümanlığın evet. Ne kadar... Orada bir alanda Ruhat Hanım cami var, havra var ve kilise var. Namaz kılan Müslüman ikisine selam verir. Kiliseye giden Hristiyan ikisine selam verir. Böyle evet. Bir alan. Ben evet. ilkokul, ortaokul orada okuduğumda yanındaki arkadaşımın hangi mezhepten, hangi inançtan hiç bilmeden okudum. Sonra bir baktım ki dini farklı yıllar sonra. Ne güzel bir mozaik yani. Muhteşem peki, bir olay. Peki, çok teşekkür ederim.